Ama Yunanistan'da olan deprem Marmara için bir şey ifade ediyor. Fakat bugün Kayseri'de olan deprem Marmara için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Şimdi Yunanistan'da dün olan deprem aslında yanlış hatırlamıyorsam 5,4 büyüklüğündeydi. Yani işte küçük, orta derecede bir depremdi. Fakat olduğu yer bizim 1999 depremlerinin olduğu Kuzey Anadolu fay zonunun içerisindeydi. Yani Yunanistan'da bu ana karaya yakın ama Kuzey Ege çukurluğu içerisinde oldu. Buradan başlar, yani Yunanistan'dan başlar bu Kuzey Ege çukurluğu, gelip bizim Ganos fayına kadar doğuya doğru, kuzey doğuya doğru devam eder. Yani Saros Körfezi'ne kadar. Oradan Ganos fayı olarak Marmara'ya girer. Marmara'da ki o fayın ismine biz Marmara fayı diyoruz. Ama hepsi bunlar Kuzey Anadolu fayının parçalarıdır, kollarıdır. Oradan da işte tekrar İzmit Körfezi'nden karaya çıkar, Erzincan'a kadar devam eder. Yani Kuzey Anadolu fayı Erzincan'dan, Karlova'dan başlayıp ta Yunanistan'a kadar gelir. Dolayısıyla dün olan Yunanistan depremi Kuzey Anadolu fayının en batı ucuna yakın olan bir yerde oldu. Bu bir bakıma önemli çünkü Marmara'da da biz deprem bekliyoruz. Bu da Marmara'ya nispeten yakın, yani Yunanistan'da da olsa. İşte Marmara için de aynı şey. Yani Yunanistan'da olan deprem nihayet aynı fay zonu içerisinde olduğuna göre o faydan çıkan, açığa çıkan enerji, elastik dalgalar Marmara'ya doğru gelip orada da stres değişimine neden olmuş olabilirler. İşte öyle olduğunda yani orada stres değişimi, stresi daha da artırdığı için zaten kırılmaya hazırsa ekstra bir enerji transferiyle bu kırılmayı, yani deprem olmayı kolaylaştırırsınız. Yani bir anlamda hani bardağı taşıran son damla gibi olur. Evet, 99 depremi, yani 12 Ağustos 99 depremi olduktan 3 ay sonra tahmin ediyorum şeyde, Yunanistan'da da bir deprem oldu, altının üzerinde bir deprem oldu ve orada da insanlar öldü. Ve bu deprem de dünkü depremin aşağı yukarı meydana geldiği yerlere yakındı. Kocaeli'ndeki deprem Yunanistan'daki depremi tetiklemiş oldu, etkilemiş oldu. Bu fayın bir özelliği var. Bu Ecemiş fayının, bizim mesela nükleer santral Akkuyu'da, onun doğusuna kadar uzanır, yakınlarına kadar uzanır. Deprem odaklı bir kentsel dönüşüm demek, kentin bütün bileşenlerini depreme hazır hale getirmek demektir. Kentin bileşeni dediğimiz zaman da halkı, altyapıyı, yapı stokunu, çevreyi ve ekonomiyi saymak lazım. Yani siz bir kentte kentsel dönüşüm yapacaksanız bu saydığım 5 parametreyi de deprem güvenli hale getirmek zorundasınız. Sadece yapı stokunu yaparak kentsel dönüşüm yapıyoruz diyemezsiniz. Türkiye'de genellikle bu yapılıyor. Ben buna bir müteahhitlik projesi gözüyle bakıyorum.